Merhaba sevgili frekans takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Olcan'la birlikte uygun fiyatlı bir oyuncu faresi değerlendireceğiz. Geçtiğimiz günlerde bir takipçimiz Monster'ın bir oyuncu faresini merak etmişti. Bu oyuncu faresi de birinci versiyonu olan Pusat V1 modelli oyuncu faresi. Ortalama 60 TL'ye temin edebileceğiniz bu oyuncu faresini incelemeye başlayacağız. Ne yapalım abi? Başlayalım diyor. Evet, başlıyoruz. Teknik tabloya baktığımızda giriş seviyesi bir çözünürlüğe sahip olduğunu görebiliyoruz. Fiyatına bakıldığında tuş sayısı ve tasarımı gerçekten dikkat çekici duruyor. O yüzden... Bir dakika abi, çekilir misin? Benim söylemem gerekiyor. Tasarımıyla devam ediyoruz. Hoş ve çekici pencere kutu sunumu ile dikkat çeken ürün ilk bakışta kendine bağlamayı başarıyor. Kutu içeriği olarak yazılım CD'si ve ufak bir ağırlık kutusuyla geldiğini belirtelim. Açıkçası siyahın esintisiyle bize merhaba demek istemiş. Faremiz sert plastik malzemeyle donatılmış olsa da gövde yüzeyi elde hoş bir iz bırakan yumuşak bir dokuya sahip. Yer yer parlak siyah rengine rastladığımız üründe keskin ve estetik çizimler mevcut. Bunların başında ışıklandırma kanallarının olduğunu sizler de görebilirsiniz. Gövde yüzeyimizde dikkat çeken Monster'ın logosu bulunuyor. Onun hemen üstünde ise çözünürlük kontrol tuşlarımıza yer vermişler. Bu tuşlarımız diğer tuşlara nazaran daha sessiz çalışabiliyor. Lakin birazcık daha alt bir kalitede olduğunu belirtelim. Tuşlarımızın hemen üstünde ise kaliteli kauçuk bir tekerimiz yer alıyor. Farenin eşit düzeyli kenarlarına baktığımızda kauçuk yerine kaydırmaz özellik kazandırılmış plastik malzeme kullandıklarını görebiliyoruz. Sol tarafta daha kaliteli makro tuşlara yer verdiklerini belirtelim. Oldukça geniş ayaklara sahip alt kısımda ise ışık kontrol imkanı sunan bir tuşa yer vermişler. Işık şiddetini ayarlamak istediğimiz zamanlarda bu tuş vasıtasıyla kolayca kontrol sağlayabiliyoruz. Nedense farenin tasarımı oldukça estetik ve çekici geldi. Her ele uyabilecek kıvamda ergonomik tasarlamışlar. Ürünün örme kablosu ise hem 180 cm uzunluğunda hem de kolay kolay dolanmayacak yapıda kaliteli. Ayrıca altın kaplama USB uçla gelmesi de gözümüzden kaçmıyor. Açıkçası tasarım ve malzeme kalitesi hoşumuza gitti. Elde bıraktığı his ve tuş konumları İyi ayarlanmış, günümüz beklentilerini karşılayabilecek nitelikte olduğunu belirtelim. Acaba performans olarak bizlere neler sunuyor? Abi, neler sunuyor kısmını benim söylemem gerekiyordu. Sen burada bayağı bir seyirciye alışmış bir durumdasın. 2-3 haftadır titriyordun böyle teknoloji denildiğinde. Gayet de çekingen bir havadaydın. Ama burada işi egoya bağlamayacağız. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz. O yüzden performansıyla devam ediyoruz ve bilgileri sizlere aktarmaya da başlıyoruz. Öncelikle faremize Pusat Mousepad ile deneme fırsatı yakaladım. Bu hususta deneyimlerimi aktaracak olursam, klavye fingertip grip şeklinde kullanırken hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Hem tasarımı hem de ergonomisi hoşuma gitti. Optik sensör olduğu için siyah ve parlak yüzeylerde lazere nazaran daha çok zorlansa da kontrol bakımından bir sıkıntı yaşatmıyor. 3500 dpi çözünürlük destekleyen faremiz 4 kademe ayar imkanı sunabilmekte. Tabi ara DPI seçeneklerini de program vasıtasıyla ayarlamak mümkün. 1000 Hz'lık tepkime oranına sahip faremizin gündelik kullanımda gecikme sıkıntısı yaşatmadığını da belirtmek isterim. 7 adet tuşa sahip olması ve tuş kontrolünün kolaylığı gerçekten hoş. Ayrıca program vasıtasıyla makro kombinasyonlar atamak da mümkün. Özellikle MOBA türü oyunlar için avantaj sağlamış. Fiyatına göre çoğu oyunda başarılı olsa da birkaç konuya açıklık getirmek istiyorum. Farede keşfettiğim şeylerden biri de kaldırma mesafesinin oldukça yüksek oluşuydu. Hafif de olsa fareyi kaldırdığımızda imleç titremeye başlıyor. Bu da CSGO gibi oyunlarda nokta atışı kıvamında oynamayı sevenler için dezavantaj olacak gibi. Ya da Dota 2, Ruz gibi oyunlarda mikro hamle hususunda üniteleri kontrol ederken hamle kaybı yaşayabilirsiniz. O yüzden mümkün mertebe kaldırmadan kullanmanız yararınıza olacaktır. Farenin tuş hassasiyeti başarılı ve tıklamalarda herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Faremiz beraberinde 8 adet ağırlıkla geliyor olsa da resmen hafif bir ürün olmuş. Özellikle ağırlıklarla gelmesi isteğinize ve kullanım şeklinize göre fareyi optimize etmenizi sağlamış.
şahsi olarak ağırlık ve yön ayarlamaları hususunun çok fazla oyun deneyimini etkilemeyeceğini düşünüyorum. Farenin yanında gelen uygulamadan bahsedecek olursak, sadece beraberinde gelen CD ile yüklenebilen bu uygulama basit ve kullanışlı bir arayüze sahip. İki farklı mod ve çeşitli profilleri bünyesinde barındıran bu uygulama, 6 farklı renk ayarlarını, tuş hızlarını ve çözünürlüğü ayarlamamıza imkan sağlıyor. Gayet kapsamlı bir uygulama olduğunu da belirtelim. Fiyatına göre çoğu oyunda başarılı olsa da çok oyunculu platformlarda Bloody A6'nın gerisinde kalıyor. Yine de performansı fiyatına göre oldukça iyi. Sonuç olarak kısıtlı bütçeye sahipseniz ve makro tuşlara sahip, performans bakımından da idare edebilecek bir düzeyde oyuncu faresi arıyorum diyorsanız tercih edebilirsiniz. Çünkü yüksek hassasiyet gerektiren oyunlarda, böyle büyük haritalı kocaman oyunlarda yetersiz kalabiliyor. O noktada devreye tabii ki aynı serinin ikinci versiyonu giriyor. İkinci versiyon konusunda nedense olacağım birazcık daha pozitif. Ben de bu versiyonun tasarımını gerçekten çok beğendim. Eğer düşük bütçeye sahipseniz, yani ayarlayabileceğiniz bütçeniz 60 TL ise tercih edebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.